Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu anne sütünü azaltan etmenler hakkında olacak. Anne sütünün ne kadar değerli bir besin olduğunu ve aslında benzersiz olduğunu her fırsatta dile getirmeye çalışıyor ve çok çok özel bir sebep olmadığı sürece anne sütünü sonuna kadar kullanmanızı istiyoruz. Bunu da videolarımda sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Fakat günlük hayatta verdiğimiz birçok kararın anne sütü üzerine etkili olduğunu ve bazı kararların maalesef anne sütünü azaltıcı etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Acı ama gerçek. Bu videoda size mekanizmaları anlatarak anne sütünü azaltan etmenlerden nasıl uzak durabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bu sayede de günlük hayatta yapacağınız ufacık değişiklikler üzerinden anne sütünü artırmaya çalışacağız. Biraz uzunca bir video olacak. O yüzden sözü uzatmadan hemen konuya geçelim. En büyük başlığımız sağlık sorunlarına sahip olmanız. Bildiğimiz gibi sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali anlamına gelir. Eğer sizin fiziksel, ruhsal ya da sosyal açıdan herhangi bir sıkıntınız varsa bu durumda tam sağlıklı sayılmazsınız ve tam sağlıklı sayılmazsanız da vücudunuz tam kapasite istediği şekilde anne sütü üretimine konsantre olamaz. Yani vücudunuzun enerjisini bir sağlık sorununu düzeltmek için değil de sütünüzü üretmek için harcamak istiyorsanız önce o sorunlardan kurtulmanız gerekiyor. En çok gördüğümüz yanlışlardan bir tanesi çok çok az dinlenmeye çalışmak. Yoğun bir doğum sürecinin ardından bir bebek sahibi olmak ve bu bebekle anlaşmaya çalışmak, bebeğe alışmaya çalışmak, uykusuz geceler ve bebeğin rutin bakımları oldukça yorucu olabilir. Bu ilk ve en yoğun süreçler aslında anne sütünün en büyük düşmanı olabilir. Bu nedenle tıpkı daha öncesinde YouTube kanalında hazırladığım hafta hafta gelişim videolarında olduğu gibi her fırsat bulduğunuzda dinlenmeniz gerekiyor. Mesela bebeğiniz uyurken siz de uyuyun. Sonra eğer bebeğinizi emziriyorsanız emzirme sürecinde ayaklarınız biraz yukarı kaldırabilir ve kanın kalbe geri dönüşünü biraz hızlandırabilirsiniz. Üçüncü aşamada da etrafta size yardımcı olabilecek herhangi bir konuda işinizi, yükünüzü hafifletebilecek herkesten yardım istemek ve gelen yardımları geri çevirmemek. Olay sadece bebeğinize bakmak değil, bazen ev işlerinize, sizin yapmanız gereken sorumluluklara ya da diğer çocuğunuza bakmak konusunda da yardım isteyebilirsiniz. İkinci aşamada sağlık sorunlarınızı görmezden gelmek. Eğer vücudunuzda doğru çalışmayan bir düzenek varsa, bu yanlış çalışan mekanizma vücudunuzu yorar ve aslında vücudunuzun sahip olduğu enerji bu bozukluğu düzeltmeye harcayacağı için süt üretmeye zamanınız kalmaz. Bunun tersi de mümkün. Yani var olan bir sorunu ortadan kaldırırsanız, vücudunuz tam kapasite olarak süt üretmeye konsantre olacaktır ve süt miktarınızı ilerleyen günlerde kolayca arttırabileceksiniz. Herhangi bir sıkıntınız ya da sorununuz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzla iletişime geçin. Doktorunuza hem sağlık sorununuzu hem de emzirmekte olduğunuz bir bebeğiniz olduğunu söyleyin. Bu sayede bebeğinize uygun bir şekilde emzirme sürecini engellemeden iyileşme kat edebilirsiniz. Üçüncü aşamada stresli bir yaşam sahibi olmanız. Stres dediysem olaya sadece duygusal olarak bakmayın bunu fiziksel bir stres, sosyal, psikolojik ya da ortamsal bir stresin de sizin vücudunuzu yoracağını unutmayın. Örnek vermem gerekirse, eğer bulunduğunuz yerde emzirme konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız ve emzirme ortamı hem diğer insanlar açısından, hem mahremiyet açısından, hem de başka annelerin acaba sizin hakkınızda düşüneceği açısından çok konforlu değilse, aslında bir stres ortamında olduğunuzu düşünebiliriz. Bu şekilde bir stres ortamının varlığı sütünüzü olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü karışık duygu durumları hormonlarınız etkiler. Hormonlarınız süt salgınızı etkiler. Dolayısıyla duygularınız süt salgınızı etkileyecektir. Bunun yanında korku, ağrı, maddi zorluklar, aile arasındaki geçimsizlikler yani bütün stresler anne sütünüzü öyle ya da böyle etkileyecektir. Bu konuda stresi azaltmak adına birkaç tane öneride bulunabilirim. Eğer ağrınız varsa bir ağrı kesici alın. Eğer ağrı kesiciniz yoksa çocuk doktorunuza danışarak bebeğiniz için en uygun yani emzirme süreciniz için en uygun ağrı kesiciye karar verebilirsiniz. Eğer başka insanların yanında bebeğinizi emzirmek sizin için bir stres faktörü ise bunu yapmak zorunda değilsiniz. En rahat olduğunuz, en konforlu olduğunuz konuma geçin ve emzirmenizi orada tamamlayın. Genel olarak stresle mücadele için düzenli olarak yaşayın. Düzenli yiyin, düzenli için ve mümkünse düzenli olarak uyumaya çalışın. Eğer bir stresle baş edemediğinizi düşünüyorsanız etrafınızdaki insanlardan destek alın kafanızdaki soru işaretlerini onlara da paylaşın. Ve eğer mümkünse kendinize ufak da olsa özel bir zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinizi yanında güvenli hissettiğiniz birine duygularınızı ve sizin stresli hissetmenize neden olan olayın ne olduğunu anlatmaya çalışın. Hem kliniğime gelen hem de online danışmanlık verdiğim annelerimizin büyük bir çoğunluğunun yüksek miktarda stres faktörüyle baş başa olduğunu net bir şekilde görüyorum. Elimden geldiği kadar o ortam içerisinde de bu stres faktörlerini en aza indirmek için adımlar atıyorum. Eğer şu anki videoyu izleyen kişi anne değilse, annenin yakınlarından biri ise baba olabilir, teyze olabilir, nene olabilir. Onların zor durumda olduğunu düşünün ve onlar teklif etmeden de siz yardım teklif edin. Bir sonraki aşama tekrar hamile kalmak. Daha öncesinde beni takip eden arkadaşlarımız bilir. Emzirme sürecinde ilk 6 ayda Anne sütü dışında hiçbir şey vermemeye çalışıyoruz. Bu süreci de mümkünse ilk 24 ay boyunca da devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor. Amerikan Pediatri Akademisi de söylüyor. Bu üç büyük kuruluş ve textbook'lar en sağlıklı anne ve en sağlıklı bebek için en az 24 ay boyunca emzirmeyi öneriyor. Fakat başlıktan da anlayacağınız gibi tekrar hamile kalmak olayı özellikle ilk 24 ay içerisinde bebeğinizin ve annenin hem iyileşme süreciyle ilgili hem kaybedilen minerallerin, vitaminlerin yerine koruma süreciyle ilgili birçok kesintiye neden olacaktır. Öyle ya da böyle eğer hamile kalmışsanız süreç içerisinde sütünüzün yavaş yavaş azalacağını ve bir süreden sonra tamamen kesileceğini bilmeniz gerekiyor. Eğer hamile kalırsanız çok gelen sorulardan birisi olduğu için dipnot olarak söylemem gerekiyor. Sütünüz var olduğu sürece bebeğinize verebilirsiniz. Bebeğinize herhangi bir rahatsızlık oluşturmayacaktır. Eğer kadın doğum doktorunuz sizin kucağınızdaki bebeğin emzirmesini, karnınızdaki bebeğe bir zararı olduğunu düşünüyorsa o durum başka. O durumda kadın doğum doktorunuzun söylediği şekilde emzirmeyi sonlandırmayı seçebilirsiniz. Eğer bebeğiniz 12 ayın altındaysa hala sıvı gıda ihtiyacı olacağını bilin ve 12 ayı doldurana kadar en azından mama ile bu süreci devam ettirmeyi düşünün. Eğer bebeğiniz 12. ayı geçmişse bu durumda katı besinlerle tüm kalori ihtiyacını karşılama ihtimaliniz çok daha yüksektir bu durumu gene doktorunuzla görüşerek bebeğiniz için en doğru kararı almaya çalışın. Bir sonraki aşamamız diyet. Diyet derken sadece beslenmeme değil. Beslendiğimiz içerikler de sütümüzün azalacağı ya da artacağı konusunda yönlendirici olacaktır. Beslenmemiz sadece alacağımız vitaminler, mineraller ya da kalorilerle ilgili değil. Aynı zamanda alacağınız besinlerin süt üretimini artırıcı ya da azaltıcı etkileri olacağını da unutmayın. Özellikle yaşam mücadelesi veren ülkelerde yapılan çalışmalar sonrasında annenin yeme ve içmesinden bağımsız olarak bebeğin besini yani sütün annenin yememesi ve içmemesi bebeğinize olan sütü çok fazla etkilemiyor. Bir miktar etkiler ama tamamen kesilmesine neden olmaz. Yani anne yemese de içmese de bebeği için gereken vitaminler, gereken mineraller ve sıvı içeriğini bebeğine sunacaktır. Peki soru şu, ikinci bir canlıyı da doyurmaya çalışırken onun ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri ve sıvı ihtiyacını karşılamaya çalışırken eğer siz kendinizinkini dahi yeteri kadar karşılayamıyorsanız o durumda ne olacaktır? Annenin defoları yavaş yavaş tükenecektir. Bu nedenle annesi hem bebeği için daha çok da kendisi için düzenli olarak beslenmek zorundadır. Annenin düzenli beslenmesi hem annenin sağlığı için gereklidir hem bebeğin alacağı vitamin ve minerallerin çeşitliliği için çok önemlidir. Hem bebeğinizin sağlığı için önemlidir. Hem bu sürecin devamlılığı için önemlidir. Sayacak birçok madde var. Şöyle kabaca bir hesap yapalım. Yaklaşık 5 kilo olan bir bebeğin günlük annesinden aldığı sıvı miktarı ortalama 600 mililitre civarındadır. İşte bunu düşünerek sıvılarınızı alın, vitaminlerinizi alın, düzenli ve sağlıklı beslenmek konusunda ısrarcı olmaya çalışın. Süreç içerisinde her fırsatta söylediğim gibi taze temiz ve doğal bir şekilde beslenmeye devam edin fakat beslendiğiniz gıdalar içerisinde özellikle galaktagog dediğimiz süt üretimini artıran besinlere de yer vererek süt üretiminize destek olabilirsiniz bunun için ayrıntılı bir video hazırlayacağım mı kısaca anlatmak gerekirse yulaf ezmesi badem nohut koyu yapraklı bitkiler galaktagog olarak özellikle önerdiğimiz ve sütünüzün sunumunu artırabilecek besin maddeleridir beslenme kısmında diğer bir maddemiz Abartılı baharat ve bitki içeriği kullanmaktan kaçınmanız. Emzirme sürecinde baharat yemeyeceksiniz diye bir cümle yok. Fakat abartılı alacağınız baharatlar nedeniyle sütünüzün tadı da değişecektir. Bazı baharatların etkisi nedeniyle süt sunumunuz da azalabilecektir. Bu nedenle her zaman söylediğim gibi dengeden yana olun ve bütün besinlerden tadında almaya devam edin. Bu dönemde özellikle uzak durmanızı önerdiğim bitkilerden bir tanesi ada çayı. Ada çayı ciddi miktarda süt sunumunu azaltan bir besindir. Hatta süt sunumunu ortadan kaldırmak için bazı annelerimizin ada çayı kullandığına da şahit oldum ve gerçekten de işe yarıyor. Özellikle kış mevsimindeyiz, havalar soğudu. Eğer mentol içerikli şekerleri, öksürük şuruplarını ya da başka başka ürünleri kullanmayı seviyorsanız size kötü bir haberim var. Çünkü mentol ve özellikle gribal enfeksiyon ilaçlarının büyük bir çoğunluğunun süt üretimini azalttığını biliyoruz. Bu nedenle özellikle emzirme döneminde kullanmamanızı öneriyorum. Bunun yanında Günlük hayatta kullandığımız maydanoz, kekik, yasemin, civan perçemi gene süt üretimimizi azaltacağı için olabildiğince besinleriniz içerisinde bunlara yer vermemeye çalışın. Bunların yerine rezene, yonca, sarımsak, zencefil sık sık kullanarak süt sunumunuzu da artırabilir ve sağlıklı bir şekilde de beslenmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki aşamamız yaşam tarzı. Tahminleri alayım sigara, alkol bir de kafein değil mi? Kafein derken aklınıza muhtemelen sadece kahve geliyor. Bunun yanında kafein içeren içecekler, özellikle gazlı içeceklerin tamamı, yüksek miktarda alınan kahve, çay, içerisinde gene kafein bulunan çikolatalar. Eğer fazla miktarda tüketiliyorsa bu durumda süt sunumunuzu azaltacaktır. Az miktarda kullanmakta sorun yok. Fakat eğer artırırsanız bu özellikle kafein içeren içecekleri, besinleri bu durumda süt sunumunuz azalacaktır. Aynı zamanda kafeinin sizde olduğu gibi bebeklerinizde hırçınlık, huzursuzluk, uyumaya reddetme gibi farklı farklı etkileri de olacağını unutmayın. Eğer bebeğiniz uyumuyorsa ya da sinirlik hali varsa bu durumda kafein miktarını azaltmanız hatta tamamen kesmeniz gerekebilir. Kafein içlerindeki belki de en masum süt azaltıcı besin maddelerinden bir tanesi. Sigara, tabii ki mümkün olduğu kadar sigara içmeyin istiyoruz ama gene kafanızda soru işareti olabilir. Acaba sütle ne alaka? Üzerim kokmuyor ki. Sigara içsem ne olur? Sigara etkisini oksitosin dediğimiz süt salgılamayı sağlayan hormon üzerinden etki ediyor. Yani süt salgılamasını sağlayan hormonu ortadan kaldırdığı için ya da kapattığı için etkisini yapamadığı için var olan sütünüz dışarı çıkartılamaz. Sonuç öncelikle var olan sütünüz dışarı atılamadığı için göğsünüzde bir şişkinlik hissi ve mastit gelişme ihtimali artar. Sonraki aşamada süt sunumunuz azalacağı için talep azalacaktır ve dolayısıyla zincirleme döngüyle sütünüz yavaş yavaş azalacaktır. Eğer bütün bunlara rağmen sigara içmekte ısrar ediyorsanız birkaç tane önerim olacak. Bebeğinizin yanında asla sigara içmeyin. Ani bebek ölüm sıklığını artırdığını çok net bir şekilde biliyoruz. Ayrıca bebeğinizin yanında ya da çocuğunuzun yanında sigara içtiğiniz zaman hastalık geliştirme ihtimalinizi 7 kat artırdığımızı biliyoruz. İkinci önerim üzerinizde sigara kokusu varken Asla bebeğinizi kucağınıza almayın. Eğer bebeğinize sigara içirmek istemiyorsanız emzirme öncesi ve emzirme sonrasında en az ikişer saatlik boşluk bırakmaya çalışın. Üçüncü ve birazcık da acı olmasına rağmen mümkünse sigaranızı tamamen bırakın. Bebeğinizi erken dönemde annesiz ya da babasız bırakmaktan kurtarın. Hem gebelik döneminde hem de emzirme döneminde alkolü hiç almanızı önermiyorum. Ama mekanizmasına değinmek gerekirse tıpkı sütte olduğu gibi gene oksitosin hormonu üzerinden sütün salgılanmasıyla ilgili bir sorun oluşturuyor. Ve döngü olarak sütün azalmasına neden oluyor. Bunun dışında annenin bebeğine koopere olmasını azaltarak bebeğin ihtiyaçlarını annenin yeteri miktarda karşılayamamasına neden oluyor. Yani bebeğinizi yalnız bırakmanıza neden oluyor. Diğer aşamada bebeğinizde gelişim geriliği ve bazı organ ve sistemlerde direkt etki üzerinden olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceğini unutmayın. Hangi organ ya da sistemler derseniz özellikle beyin, karaciğer ve sinir sistemi üzerine toksik etkili olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum bebeğinizi emzirirken ya da gebelik sürecinde eğer alkol alıyorsanız bu aslında çocuk istismarından farklı bir şey değil. İstemeye istemeye ona alkol veriyorsunuz demektir. Bu da çok kabul edilebilir bir şey değil. Bir sonraki aşama ilaçlar. Özellikle emzirme ve gebelik süreçleri çok özel süreçlerdir. Ve bu dönemde alacağınız her besin maddesi gibi her ilaçta süt sunumunuzu dolaylı ya da doğrudan olarak etkileyebilir. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Eğer siz gebelik ya da emzirme durumunda bir ilaç almaya karar verirseniz asla bunu kendi başınıza yapmayın doktorunuza danışın. Eğer kafanız karışıyorsa bir şekilde bir şeyden emin olamıyorsanız çocuk doktorunuza danışarak uygun bir şekilde danışmanlık alabilirsiniz. Bazı ilaçlar özellikle grip, nezle gibi öksürükle devam eden durumların öksürük kesicileri, grip önleyicileri, burun akmasına engelleyici ilaçlar yani içerisinde pseudoefedrin içeren ilaçların büyük bir çoğunluğu tıpkı burnunuzun akmasını engellediği gibi sütünüzün de akmasını engeller ve süt sunumunuzu azaltacaktır. Videonun başında da söylemiştim, tekrar söylüyorum. Eğer ilaç yazdıracaksanız bunu doktorunuz yazsın ve doktorunuz emzirme sürecinde olduğunuzu bilsin. Diğer bir önerim de eğer kafanız karışıyorsa çocuk doktorunuz sadece çocuğunuzun hasta olduğu zaman danışacağınız kişi değildir. Çocuğunuzla ilgili bütün sorunları ona sorabilir ve danışmanlık arabilirsiniz. Gene videonun orta kısımlarına doğru şöyle bir şey söylemiştim. Mümkün olduğunca ilk 24 ay içerisinde gebe kalmayın ve bebeğinizi 24 aydan daha uzun bir süre emzirmeye çalışın. Bu süreçte kullanacağınız doğum kontrol haplarının büyük bir çoğunluğunun hormon kaynaklı ilaç olduğunu bilmenizi istiyorum. Ve doğum kontrol yöntemi olarak eğer doğum kontrol hapı kullanırsanız ikinci aşamada sütünüz bu hapların etkisi nedeniyle de bir miktar azalacaktır. Bu konuda bir iki önerim var. Özellikle emzirme sürecinde de doğum kontrol hapı kullanmak istiyorsanız doktorunuzla konuşun ve emzirme sürecinizi olumsuz yönde etkilemeyecek olan hapları tercih etmeye çalışın. Mümkünse süt üretimiyle hiç alakası olmayan ve hormonal etkisi olmayan yöntemler kullanmaya çalışın. Aklıma gelenler prezervatif diyafram kullanımı, rahim içi araç kullanımı. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi kadın doğum doktorunuzdan alabilir ve bunlardan herhangi bir tanesini kullanmak üzere yönlendirilebilirsiniz. Diğer önerim içerisinde östrojen olmayan sentetik progesteron içeren doğum kontrol haplarını tercih etmeniz süt üretiminize engel olmayacağı için biraz daha kabul edilebilirdir. Gene kadın doğumcunuzdan ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. Son söz olarak ne söylemek istiyorum peki? Şunu söylemek istiyorum. Zaten konuyu uzunca anlattık ve oldukça uzun bir video oldu. Videonun başından beri fark ettiğiniz üzere hayatınızdaki ufak değişikliklerin süt sunumunuza oldukça büyük etkisi olabilir. Eğer süt sunumunuzda bir azalma varsa ve az önce saydığım sebeplerden biri ya da birkaçı buna neden olabilir şeklinde düşünüyorsanız öncelikle bunları tek tek dışlayarak sütünüzün sunumunu artırmaya çalışın. Hem daha önceden hazırladığım hem de bundan sonra hazırlamaya karar verdiğim anne sütünü artırma ve emzirme ile ilgili yardımcı teknikler konusunda hazırlayacağım videoları takip edin. Aklıma gelen her şeyi fırsat buldukça burada paylaşmaya çalışacağım. Talep geldiği sürece de bu videolar devam edecek. Bunu bildirmek istiyorum. Şimdilik böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.